O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartıştılar. Tanrı'dan dersek, ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır. Sonunda, nereden olduğunu bilmiyoruz yanıtını verdiler. İsa da onlara, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi, ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim. Belki onu sayarlar. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, Tanrı korusun dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler, onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, öğretmenimiz senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu, değil mi diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, bana bir dinar gösterin dedi. Üzerindeki resim ve yazı kimin? Sezar'ın dediler. O da, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar.